şampiyonu oldu. Dünya şampiyonu. Tabii yani ha, Türk okçuluk tarihinde çok önemli bir başarı. Ve bizim öğrencimizin olması da çok önemli. Ne güzel, ne güzel. Okçuluk Muğla'nın en önde olduğu bir spor dalı haline geldi. Sizin ve çalışma ekibiniz, arkadaşlarınız sayesinde en son bu Muğla'da olan yarışmada dünya birincisi olmanız bizi çok onurlandırdı. Sizi içtenlikle tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ne kadar tebrik etsek azdır. Bayrağımızı dalgalandırdınız, İstiklal Marşı'nızı söylettiniz. Tabii gururumuz okşandı, güzel oldu. Ve üniversitemizi aynı zamanda çok güzel bir şekilde temsil ettiniz. Biz aynı zamanda spor ilimleri fakültemizin öğrencisi. Öğrencimiz tabii milli takım kamplarında olması dolayısıyla büyük oranda. Derslerinden hani belki geri kalıyor ama öğrencimizin öyle bir potansiyeli var ki hem sporcu kimliği çok önemli, çok başarılı ve aynı zamanda geri kalmış olduğu derslerden bile hocalarla veya arkadaşlarla iletişim kurmak suretiyle notlarını alıyor. Notlarına bulunmuş olduğu milli takım kamplarında çalışan bu kadar da gayretli, başarılı bir öğrencimiz. Kızım tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, başarıların devamını diliyoruz. Tamam mı? Sağ olun. Sağ olun. Aferin. Kahve takımı değilmiş, şeker takımıymış. Evet, şeker takımı. Evet, bunu da güzel, iyi günlerde kullanmanı diliyoruz. Tamam kızım, sağ olun. Öncelikle tabii ki de çok mutluyum. Bir haftada iki şampiyonluk yaşadım. İki yarışmada da ülkemi temsil ettim. Ay Yıldızlı formayla yarıştım ve bayrağımızı hak ettiği yere, en tepeye çektirdiğim için mutluyum. Benim için çok güzel bir hafta geçti. Geçtiğimiz sene çok güzel bir form yakalamıştım. Dünya klasmanında çok güzel dereceler elde etmiştim. Hem açık hava hem salon dünya şampiyonasına final atan tek sporcuydum. Ancak iki yarışmada da finalde gümüş madalyada kalmıştım. Bu sene şampiyonluk gerçekten çok istediğim, çok arzuladığım ve çok çalıştığım bir şeydi. Bunu ev sahibi olduğumuz ülkede yapmak, kendi ülkemde yapmak benim için çok gurur vericiydi ve bu beni kesinlikle çok motive etti. Evet, okçuluğa geç yaşta başladım. Arkadaşlarımın başlaması ve daha sonrasında onlarla bir antrenmana gitmemle okçuluk maceram başladı. Aslında başlamak amacıyla gitmemiştim. Ancak sonra ne olduğunu anlamadığım bir şekilde kendimi okçuluk serüveninin içinde buldum. O gün hayatımın geri kalanını şekillendirecek olan şeye başladığımdan habersizdim. Okulda her şey yolunda gidiyor. Yani okul da bana bu konuda çok destekçi. Her derecemde benimle birlikte aynı gururu paylaşıyorlar. Aynı şekilde her başarısızlığım da benimle birlikte bana destek oluyorlar. Her zaman yanımda oldukları için bütün hocalarıma ve okula çok teşekkür ederim. Bundan sonraki hedeflerim tabii ki öncelikle okulu bitirmek. Okulu bitirene kadar olan süreçte bir üniversite oyunları yarışmasında yarışacağım ve bir dünya şampiyonasında daha yarışacağım. Okulu bitireceğim süreye kadar gerek üniversitede gerek dünya şampiyonasında hak ettiğim dereceleri alıp dünya sıralamasında bir numara olmak istiyorum. Şu an dünya sıralamasında dünyanın 3 numarasıyım ve 1. ve 2. ile aramda çok fazla puan farkı yok. Önümüzdeki dünya kupalarında bunu çok kolay bir şekilde başarabileceğime inanıyorum. Yakaladığım bu formu kaybetmediğim ve çalışmayı bırakmadığım sürece bunu yapmak benim için artık çok yakın.